Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dabetul Arz. Bugün dördüncü dersimiz mi? Beş. Bismillahirrahmanirrahim. İlla dâbetul ardi te'külü min se'etehu. Sadakallahul azim. 591 şualar. Bugün diş ve tırnaktan bahsedeceğiz. Fakat girmeden şunun nazarı dikkatinizi çekmek istiyorum. Dâbetul arzı izah ederken kullandığı malzeme ve zemin var. Bunlardan Firavun, Kavmi Ebrehe, Süfyan ve Deccal kullanıyor. Şimdi Firavun, Nemrut kullanmıyor. Malzemeleri şu, Dâbetul Arz anlatırken kullandığı malzemeden bahsediyor. Bir, çekirge afatı ve bit belası. Bunu izah ederken içini boşaltmaya çalışıyor. Yani Dâbetul Arz'ın içine bomba koyuyor, dağıtıyor parça parça ki parçalardan bütüne gitmek kolaydır. Bütünden parçalara inmek zordur. Şimdi kullandığı malzeme Dâbetul Arz değil mi? Evet. Kullandığı malzeme çekirge afatı bit belasını kullanıyor bir. Anlaşılması için. İki, Ebrehe'nin Kavmi Ebrehe'nin ebabil kuşlarını kullanıyor. Hayal edebiliyor musunuz? Çekirge afatı. Yani Dâbetul Arz öyle bir şey ki tarlaya girdiği zaman tarlayı tarumar ediyor. Çekirge afatı. Çekirge afatı. Dâbetul Arz böyle bir şey. İki, Dâbetul Arz bit belası insanın kanını emiyor. Anladık mı abi? Üç, Kavmi Ebrehe gibi semavi musibetler geliyor. Semavi musibetler dima'dır. Dima inen, yani vehim. Sonra Süfyani ve Deccali fitnelerde bu Dâbetul Arz'a musallat olan, yani Dâbetul Arz var olan bir insan nasıl anlaşılır? Onun için söylüyor. Bir insana Dâbetul Arz nasıl musallat olmuş? Deccal'ın ve Süfyan'ın fitnelerini bilerek, severek isyan ve tuğyan eder bu insan. Her günah işleyen değil, günahı bilerek ve severek yapar. Artık onda haram kavramı, ahiret endişesi, Allah korkusu olmaz. Derecesine göre. Öyle. Anladın mı? Bilerek ve severek İsyan ve tuğyan eder. Gayri mağdub dallin. Mağdub dallin. İsyan ve tuğyan. Bilerek, severek. Nasıldı o? Yestehbuna lâte dünya değil de diyor ki artık dini eğri büğrü yanlış kabul ederler. Şeyde, birinci şuada. Anladım. Evet, devam ediyor. Dâbetul Arz'ı gene anlamada kullandığı yöntem Yecüc ve Mecüc malzemesi. Ne kadar korkunç bir netice ki bunlar kullanılan malzeme. Onu anlamak için. Yani şey gibi mi abi, büyük bir resim her bir parçasını bize göstererek bütünleştirip yakın hale getiriyor. Evet. Aynen öyle Ömer Faruk. Yani büyük bir resim büyük resminin parçalarını gösteriyor. Yecüc ve Mecüc neydi? Ama her parçası da çok tesirli. Evet.
Her parçası bir de çok kesin. Cemi bu şimdi. Yecüc, ahlak. Mecüc, hayat. Yecüc, defi mefasit. Mecüc, terk-i kebair. İle kurtulur. 148-149 Kastamonu. Bununla akılları başına gelir. Akılları başında olup olmadığını nasıl anlarız? Bilerek, severek, isyan edenin aklı başında yoktur. Tamam, bilerek, severek, bunu şey yapayım de. Mesela ikinci lemayı kullanabilirsiniz. İkinci lemada günah kalbe işleyip siyahlandıran nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır. Esas anlatmak istediğim şudur orada. Diyor ki keşke Allah'ın böyle bir emri olmasaydı deme makamına geliyor. Şimdi o şeyi ben size göstereyim. En zirve şu. Yani davetul arz bir insana girmişse ve yasudune an sebilillah. Şualar 724 diyor ki o bedbahlar, o bedbahların da, dalaleti, yani niçin davetul arza musallat olmuşlar? Muhabbeti hayattan iki temerrütten neşet ettiği için. Temerrüt, inat. Yani inat. Bunlar peki eylemsen ne yaparlar? Eyleme dönüşürse kendi halleriyle durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine, adavetkârâne menbaalarını kurutmak, eylemin söylüyorum, adavetkârâne menbaalarını kurutmak, esasatını bozmak, bak, adavetkârâne menbaalarını kurutmak bir, esaslarını bozmak, dejenere etmek, münafık. İki, kapılarını ve yollarını kapamak istiyorlar. Ve yebûneha ivâca. Onların dalaletleri fenden, felsefeden geldiği için, davetul arz o kanaydan çıkacak, acip bir gurur, garip bir firavunluk, firavunu buraya getirmeye çalıştım. Acip bir gurur, garip bir firavunluk ve deşitli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki, çok önemli bu, şimdi okuyacağım. Bu nereye kadar geliyor bak, son şeyi söylüyor. Öyle şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını, yani kainatı, mevcudatı ihata eden kanunların şuaları Kur'an'da cem olmuş. Kur'an'ın mahiyeti arş-ı azamda, manası lef-i mahfuzda, hakikati arşta, harfe dönüşme yeri kürste olmuştur. Cilve, cemal, nakış, sanata dönüşmesi alem-i şehadette olmuştur. Yani libası kürste almış, harf libasını. Şimdi niçin söyleyeyim? Kainatı idare eden kanunları şualar olan Kur'an'ı, şualarını ve insan aleminde o hakikatin dusturlarını sufli hevesatlarına ve müştehiyatlarına musait görmediklerinden haşa eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. Evet, kullandığı malzeme, yani o kadar dehşetli bir şey ki bunlar şu anlar 724 ve yasadûne mi yok? Yasadûne, dur bakayım, okuyayım yeniden, o da yanlış. An sebilillah da ve yasadûne an sebilillah ve yasuddu an sebilillah. Ötekisi de ve yebûneha ivaca diyor. Bu niçin buraları açtım? Bunlar
bu nasıl geldiler? Muhabbeti hayattan ve temerrütten gelmişler. Neticeleri de Kur'an'a bunlara, Kur'an'a bunların düşman olmaları davetul arzından dolayı. Da yaptıkları gibi abi o zaman. Ne yapmışlar? İslamiyet kökünden kazımak var ya. Ha kazımak evet. Yahudi'ye dayanıyor zaten o da. Onlar da hukuk dolayı. Hubbu dünya ve temerrüt. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Müslümanlar ise bilerek ve severek. Peki 25. sayfa sözlerde, Kastamonu'da açmak istemiyorum. Batıla tarafgirlikten sıçrıyor. Bilerek severek yapmıyor bir Müslüman, bazı Müslümanlar. Bilerek severek değil, takvalı yaşıyor, hakikaten Müslüman. Dindar. Hakikaten hayatına bakın dindardır. Evinde belki de televizyon yoktur. Fakat ona da sıçrıyor. Yani nereye kaçarsanız kaçın diyor. Deccal sizi yakalayacak hadisi. Nasıl sıçrıyor? Kastamonu 25'te diyor ki Müslümanların yeniden okuyayım. Ona nasıl sıçrıyor? Böyle çok temiz bir kadın, çarşaflıdır, hizmettir. Arabasını, dairesini satıyor. Hizmete veriyor. Yani çocuktan dikkat ediyor. Margarin eve almıyor. Fakat bu da ona musallat oluyor. Sebebi 25. Bu asın acip bir hassasıdır. Haşiye. Ne demek? Elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Çok ilginç bir yer burası bak. Yani bazıları hatırına geliyor. Ya bu çok dindar ya. İnsanın değil. Evet. Yani bu asırda yaşayan bu belaya müptela oluyor demek ki. Bu asırda ama bunun kapısını nasıl açıyor? Asın belası bu. Asın belası neymiş? Elmas elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Bu asın belası ama. Giriş kapısı nasıl? Bak televizyonu yok adam, kadının evin. Çarşaflıdır, dindardır, ders yapar, ders anlatır, hamiyet. Her şey yani kahramandır. Fakat nasıl ona da sıçrıyor? Bu asrı bu. Böyle bir asırda yaşadığından dolayı şu kapı kapalı olması lazım. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade safterinluğu. Ehli İslam'ın fevkalade safterinluğu saf. Saf demek ticarette aldanmış, aldatmışlar, elinde parayı almışlar, daire almışlar değil. Kim o? Müslümanlar saf. Nasıl saf? Dehşetli canileri de Ali Cenab'ını affetmesi. Dehşetli cani. Kanını hemen düşmanını dost zannetmesi. Fevkalade saftenurluk. Ne yapıyor? Dehşetli canileri de affetmesi. Niçin affediyor? Sorusu soruyoruz. Kur'an'da da öyle meal veriliyor. Tam da niye affediyor? Bir sürü şeyler gösteriliyor. Bak. Şurada hata yaptı, şurada dine hücum etti, burada esasatı inkar etti, burada hadisi inkar etti, burada iman esasını bir tanesi ortadan kaldırdı dediğimiz halde niçin kale almıyor? Sebebi bir tek haseneyi binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görse ona bir nevi tarafta çıkmasıdır. Yani nasıl oldu bu? Dehşetli canileri Ali Cenab'ını affetmesi, kucaklıyor. Ali Cenab, affetmesi. Niçin affediyor? Çünkü bir tek haseneyi görüyor, bütünlük içinde. Kafir karşımızdadır, Müslüman içimizdedir. Münafık. Kafir karşımızdadır, münafık içimizdedir. Kafir hücum eder, 10 tanenin 10'u da yanlıştır. Münafık içimizde olan 9'u doğru yapar, 9'u doğru söyler, bir tane yanlıştır. Ama o da esastır. Kafir, küllü ben hücum eder. Münafığın en büyük özelliği, amele dokunmaz. Amel hayatına dokunmaz. Yani, abdestin farzı 4'tür, aslında 3 değil mi, 5 değil mi demez. Oruca bir şey demez. Nereye der? Eder. Ameli yaptıran imana. İmana. Esasata hücum eder. Mesela temelleri yıkılmaya yüz tutmuş bir binanın sözde konferansta diyor ya
Altıncı, onuncu katta adam kağıt yapıyor. Niye yapıyorsun ya? Baksana dozerler, serseriler girmiş, binanın altını yıkıyorlar. Bina yıkılmaması için ben de kağıt yapıyorum. Odayı badenliyor, badana yapıyor. Yıkılmaması için bir fayda temin edebilirim. Yok. Aynı bunun gibi. İnsan sarayı gibi bir binadır. Temeller ekan-ı maniyedir. Odayı tanzim etmek ameldir. Bununla mücadele abi sizin bir prensibiniz vardır ya, sanki bu ona çok karşı geliyor gibi. Şimdi şunu şöyle ayırt edebilsek, şahsi hukuk, umumi hukuk diye ayırt edebilsek. Ayırt edebilsek zaten. Evet. Bak bir tek haseni, seni mesela söylüyorsun, bak bunlar böyle böyle yapıyor. Dündar bir Müslüman kadınıdır. Çarşaflıdır, tesettürlüdür, televizyonu da yok. Acıyor insan. Sen de çıldırıyorsun ya, bu kadar dindar insan böyle yapabilir mi? Nasıl aldanmış? Diyor ki o da, evet doğru bunlar şey var ama burayı görmüyor musun bak bu iyiliğini? Bir tek haseneyi binler seyyatı işleyen, bir tek haseneyi binler seyyatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibadı mahveden adamdan bir tek haseneyi görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Taraftarlığından giriyor, sıçrıyor. Bu suretle ekali kalil olan ehli dalalet ve tuğyan. Ehli dalalet azdır. Bu suretle ekali kalil olan ehli dalalet ve tuğyan. Az bir kısım. Saf dil taraftarlar ile ekseriyet teşkil ederek ekseriyetin hatası ekseri oluyorlar, taraftar olmak. Onu müdafaa etmek. Ona kalabalık topluyorlar. Kalabalık topluyor. Ekseriyetin hatasına terettüp eden musibet-i ammenin devamına ve idamesine, belki de teşdidine, musibet-i ammenin şiddetli belamızın şiddetlenmesine kader-i ilahiye fetva verirler bize, biz buna müstakız derler. Şimdi bu Kastamonu laikası zaten çöz hadi. Adam nasıl düştü? Laikayı ile çözeceğiz. Kupayı yaptı, yeni şey olmaz abi. Cervezede çalışması yani vicip vicip. Evet. Şimdi bunları, yani mukadder bir soru çok geldi. Tam da yani dindardır, bilmem nedir de bu dabbetuları, ona nasıl musallat oluyor? Buradan musallat oluyor. Ben yerleri size gösteriyorum. Burada bunların atıfı, haddi hududu yok. Mesela sözler 713, Barla 196, Kastamonu 197, 75, 38, Sunat 37, Mektubat 343, Sözler 410, Kastamonu 71, Şualar 724. Elması bildiği Kastamonu 105, Saftir taraftarlar ile ekseriyeti teşkil etmesi 131. Hem Ali Cenab-ı affetmek istediği devam ediyor. Bak onu da okuyayım çünkü o çok önemli. Evet, elması bildiği halde. Elmas demek ahirete iman gibi. Yalnız zarureti katiye suretinde şişeyi dünya malını ona tercih etmek ruhsat-ı şer'i var. Yoksa küçük bir ihtiyaç da, bak bir yere gelecek, bir kanun göreceksiniz şimdi. Bunu niye okuyorum? Müthiş bir kanun gelecek bak. Yoksa küçük bir ihtiyaç da veya heves ile, yani dünya perest, dünyaya hakim olacağız. Dünya hakimiyetinden kaynaklanıyor taraftar olmaları. Dünyayı esas aldıkları için, ahireti değil. Heves ile veya tamah ile ve hafif korku ile tercih edilse eblihane bir cehalet ve hasarettir. Tokada müstahak olur. Şimdi bak hüküm şu, çıkan kayde yakalamanız gereken şudur. Her yerde kullanın bunu. Hem Ali Cenab-ı Hak'ı affetmek ise, kardeşim affetmeyecek mi? Niye böyle yapıyorsunuz? Niye affetmiyorsunuz? Baksana, evet bir sürü yanlışlıklar var ama bir tane doğru var. Ali Cenab-ı Hak'ı affetmek ise hangi sahadadır? Ne zaman, hangi sahada affın var?
hangi sırada affetmek yasak sana? Mesela diyor ki ben insanları herkese affettim. Herkese muhabbet. Yo. Şuraya bak. Kul ya ey kafirun. Allah düşmanları ne nasıl affediyorsun? Tamam? Allah düşmanları nasıl affediyorsun? Allah gayz ediyor. Tekadü temeyyiz minel gayb. Cehennemle Allah tehdit ediyor. Allah düşmanlarını düşman ediniyorsun sen. Ne zaman hangi sahada affedeceksin? Hangi sahada musamaha edeceksin? Hangi sahada affetmeyeceksin, musamaha etmeyeceksin? Onun kuralını veriyor. Ali Cenab-ı affetmek ise, bu layıkalar okunmasa bu bilinemez. Ali Cenab-ı affetmek hangi sahadadır? Yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Şahsı hukukunu affedebilirsin. Kendi hakkında vazgeçse hakkı var. Bana küfür etti, gömleğimi aldı, kalemi aldı, dövdü beni. Bana affetti, tamam. Mütekelim vaat de olsa, musamahsa mali salihtir. Mütekil mal gayrı olursa, umum hukuk olursa musamahsı mali talihtir, cinayettir. Kendi hakkında vazgeçse hakkı var. Yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen canilere afufkârına bakmaya hakkı yoktur. Zulme şerik olur. Ne olursa ve vela terkenu ilerlezine zelemu fetemesekununlar. Bu sefer zalime değil taraftar olmak hafif meyledeni de Allah fetemesekununlar. Yani temas eder cehennem. Dokunur diyor. Şahsi hukukunda vazgeçebilirsin. Umum hukukta vazgeçemez. Ya fitne olur. Abi fitne yapıyorsun. Ola ne fitne olur. Fitne de boğuluyoruz. Çıkmış ya. Herkes fitne de boğuluyor. Abare fitne de bazılarına bu dersleri yaparak can simidi hatta sahile gelirse gelir. Yani fitne çıkacak. Ulan ne çıkacak. Çıkmış. Artık herkes boğuluyor. Kendi hakkından vazgeçebilir. Umumun hukukunu çiğneyen canileri afufkârına bakmaya hakkı yoktur. Zulme şerik olur. Şimdi tırnaktan ve dişten bahsedeceğim. Külliyata dayalı. Nasıl dehşet insanı alıyor? Bazıları diyor bunları sen kurguluyorsun. Tabii. Ben kurguluyorum. Şimdi sayfalarda söyleyeceğim seninle. Çünkü inanamayacağın için diş nedir külliyattan? İnanamayacağın için sayfayı da söyleyeceğim. Bakarsın orada. Ben hükümleri şey yazdım. Sen bakarsın sayfa söyleyeceğim. Vereceğim sayfa Envar yayınına göredir. Diyor ki şurada cümleyi okuyayım. İnsanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek. İnsanın cisminde nereden girecek? Dabetulars iki kanat giriyor. Dişinden ve tırnağına kadar yerleşecek. Ha? Müminler imanla değil imanın bereketiyle, eyleme dönüşmüş haliyle sefahat ve iş ve suistimalattan tecennüpleriyle kurtulmasına işareten ayeti konuşturmuş. Şimdi bazı şeyler söyleyeceğim ama içine girmeyeceğim. Çünkü bant telidir. Kaba ses çıkartıyor. Dişinden tırnağına kadar yerleşecek diyor. Tamam abi. Biz de merak ettik. Dişinden tırnağına yerleşecek. Tamam. Şimdi külliyatta diş ne demektir? Külliyatta tırnak ne demektir? Allahu alem tırnak eylemlerimiz, bulunduğumuz mekanlarımız, tercih ettiğimiz mekan, tırnak. Şöyle bir şey diyeyim, ondan sonra şey yapayım. Toprak, her şey aşağıdan yukarı büyür. Tamam. Alemi gaybdaki ağaçlar, kökler yukarıdadır, dallar aşağıdadır. Onun için çıkarttım onu. Bak, çekirdekler yukarıdadır, kökler yukarıdadır, dallar aşağıdadır. Bu böyle olmaz alemin gaybda. Alem-i şehadette ise terstir. Aynada surette birbirine ters olur. Aşağıdan yukarı büyür. Ahirette ise ağaçların kökleri yukarıdadır. Cennette de meyveler aşağıdadır.
Tamam. İnsan bu alemi şehadete şeklinde benzemiyor. Ters çalışıyor. İnsanı yöneten kök, ağacı yöneten çekirdektir. İnsanı yöneten çekirdek kafasıdır. Aklı olmayanın dini yoktur. Bak, saçlar köktür. Kafa çekirdektir. Dal budak aşağıdır. Çocuk meyvedir. Aşağıdan çıkar kadına, kadından. Çocuk meyvedir. Ve annenin ayağının altındadır. Aşağıdadır. Dal budak. Tamam mı abi? Şimdi bunu da nazara. Allah alem, tırnak, eylemlerimiz, bulunduğumuz mekanlarımız ve bulunduğumuz tarafımız ve safımızı belirliyormuş. Külliyatta. Tırnak. Daha dur. Bir tane daha. Ne kadar şey var. Tırnağa devam ediyor. Psikolojik bozuklukların en çok, ha dur tırnağa gitmeden dişe gireyim. Çünkü tırnağa geçmeden diş gıybeti simgeler. Külliyatta Mektubat 276'da diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Elle değil. Bıçakla değil. Silah-ı rahimi ortadan kaldıran diştir. Yani gıybettir. Silah-ı rahim sıla bağ demektir. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim, rahimin onayladığı İslam birliği, rahimin istediği birlik, hatta ittifakı, bu silah-ı rahim. Bunu ortadan kaldıran gıybettir. Gıybeti de diş simgeler. Kardeşinizin etini diş ile parçalıyorsunuz. Ayet-i Kerime de söylüyor. Mektubat 276. Görüyor musun diş? Dişinize yerleşecek. Gıybet edene davetun arz girdi demektir. Eyvah eyvah. Yok ki abi etmeyen artık. İşte. Amelin gidiyor. Ondan daha beter davetun arz gerek var mı? Yani çekirgede şarkı var gibi görünüyor. Bak çekirge görüyor musun? Bak nasıl uyguluyor. Tarlayı görmüyor musunuz? Firavun'a ne musallat olmuş? Çekirge belası, afatı ve bit belası. Zahirde bakarsın bir adam buğday tarlası. Gir içine hiçbir şey. Girer diyor ayette, bir tefsirde de var. Girer tarlaya, bak buğdaya girmiş. Çekirge ve afatı geçmiş mi? Öyle bir afat ki ses yaparmış o kadar. Arı gibi şey. Koca dönüm tarla gitti. Girer adam bakar. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasını anlatır. Kupkuru sap kalmış. Uzaktan bakınca da var gibi görünüyor. Var. Buradan adam gibi bir adam. Dine hizmet ediyor. Kur'an okuyor. Vaaz ediyor. Adam gibi adam. Gir içine. Yanlış yerde durmuş. Dostu düşmanını kaldırmış. Belli değil. Silah-ı rahim dişiyle yırtmış, artmış. Gıybetle yırtmaktır. Silah, yani o balonu rahimin onayladığı bütünlüğü bozan. Bakarsın bir adamdır. Ama gıybetle hepsi bitmiş. Hadiste var ya, müflis kimdir diyor ya sonra hakiki iflas eden ahirette bu şekilde. Ümitle gider diyor. Haşir meydanına bir bakar ki hiçbir şey yok. Hatta gıybet edenin hep ameller ona gider. Gene gıybete devam eder. Bu sefer ameli yok ki gitsin. Günahını alır. Başka bir yer okuyorum. Günahlara nispet ediliyor diş. Mesela Sözler 80'de şöyle diyor. Cehennem ehlinin bir dişi daha kadar olmasıdır. Cehennemdeki bir insanın büyük günahı, yani günahların büyüklüğünü dişle anlatılıyor rivayette. Sözler 80'de anlatıyor. Diyor ki, cehennem ehlinin bir dişi dağ kadardır demekle günahı diş ile simgeler. O zaman günaha musab olan, günahlarda yüzen dabetul arz. De diş. Bak, Sözler 707'de ne diyor biliyor musun?
Atın Avrakalı diyor, sefahatten ve istihsimanetten tecennüple dabbeden kurtulur ya. Evet. Çok makul yani dişler. Acayip. Evet. Diş sistemin simgesiymiş. Sistemin çalışma sistemi. 707 sözlerdi. Sistem, fabrikanın işlemesi. Meyve değil. Sistemin adıdır diş. Sözler 381, mektubat 276'da kini söylüyorum. Aklı devre dişi bırakan, bilerek severek kendine zarar veren kişi dişle simgelenir. Aklı başından gitmesine sebebiyet veren, yani aklı devre dişi bırakan ne yapıyorsa, aklı devre dişi, bilerek severek kendine zarar veren. Bu 381 sözler, 276 mektubatta anlatıyor. Başka bir yer okuyorum, diş. Yani silah-ı rahimi ben gördüğüm zaman diş ile simgelenmesi korkunç dehşete aldı. Çünkü silah-ı rahim 52 tane kebairin hulasasıdır Barla'da. 328 miydi? 335. Ekberül kebair, mubikat-ı seba. Bunlardan bir tanesi içki, kumar, zina, hukuk-u valideyn, kat-ı silah-ı rahim, dine zarar verecek bir taraftar olmak. Bir tane de var. Neydi? Dine zarar veren. Bir dallara taraftar olmak. Yalancı şahadetlik. Tamam mı? Yalancı şahadetlik. Yani bulunduğu kişiyi o şahit oluyor. O yalana. O batıl kafir İslam düşmanına taraftar oluyor. Şahit. Yalancı şahadetlik. En basiti de mahkemelerde şurada hakemlik hatir için, para için yapılacak. Bunların toplumu için ne dediniz abi? Bunların içinde bir tanesi de kat-ı silah-ı rahimdir. Hukuk-u valideyn olarak geçmiyor muydu? Parantezde. Paranteze geçmiş. Anne baba demek ama. Hukuk-u valideyn şu. Tabii ki anne baba da sırası var. Hukukullah. İlk önce Allah'ın dediği. Hukuk-u Resulullah. Resulullah'ın dediği. Edile-i Şerî'den bahsediyorum. Kitap sünnet. Hukuk-u asfiyâ, as-ı mücedidi. Hukuku mutedeyn valideyi, dindar anne babanın meşru ve mubah istekleri. Anne babanın istekleri Kur'an'la, hadisle, asın imamıyla çatışırsa hiç kale alınmaz. Anne babanın meşru ve mubah şeyleri, emirleri yerine getirilir. Mesela meyhaneden geldi diyor, bunlar herkesin bildiği misal. Yolda düşmüş, kaldır getir, bilmem Allah belanı versin diye bırakma. Ama meşru ve mubah olmayan bir emri var. Namaz kılma. Kale almayacaksın. Derse gitme. Kale almayacaksın. Derse gitme. Kale almayacaksın. Ama ulan kafanı kırarım lan sen ne biçim babasın. Öyle de diyemez. Hiç dökmeden, kırmadan, çaktırmadan çakacaksın. İşini yapacaksın. Bilmiyorum. Sahabe açlık revine giriyor kadın. Sen Muhammed'den dönmesen ben açlıktan dönmem dedi. Anne dedi boşuna. Ne yaparsa yap, ölsen bile Resulullah'sa Resul'a men etmiyor. Musab bin Ümeyr. He? Musab bin Ümeyr. Ümeyr. İlk öğretmen. İlk öğretmen. Musab bin Ümeyr. Annesine diyor ki ölsen Resulullah'sa ne yapıyorsun ya annen açlık grevine girdi ya sen falan çaktırmadan böyle şey geniş yap. Hayır. Hiçbir şey demiyor. Tebessüm ediyor Resulullah. Kadın en son kendisi pes ediyor. İstersen etme. Başka bir yer okuyorum. Şahsi menfaatını umumun menfaati içinde arayanlar. Hutbe-i Şami 141. Diş. Şahsi menfaatını mesela devlet memuru devlet batıyormuş. Yani kendi menfaatını küçük bir müşrit alacak. Toplumun mesela köprü ihale yapmış adam. Devlet. Bu da mühendis. Adam yanlış çimento kullanmış, eksik kullanmış. Ammenin yani depremdedir, seldedir, ne bileyim yani az çimento kullanmış. Bilerek küçük bir menfaatını ve ammenin zararını. Yani Türkiye'de ihaleye devletten çalmak, devleti dolandırmak, devlet değildir 80 küsür milyon kişinin hukukuna tecavüzdür. Hepsinden helallaşman gerekiyor.
Yani devletin malı deniz, yemeğin keriz demiş ya bu zalim. Bu Yahudi sözüdür. Bekle Allah, bekle. Yalan söylüyorsam Arap olayım. Bunlar üzümü ye, bağını sorma. Bunlar hep Yahudilerin sözüdür. Sen yurt dışına çık bakalım. Yalan söylüyorsam Alman olayım. Köpeğini çağır bakayım Almanya'da. Alman, Alman, Alman. Burada çağır, burada. Hey Türk! Türk, Türk, Türk. Köpeğe bir tanesi Türk dese ne dersiniz? Arabistan'dasınız. Hı? Şuraya bak ya, köpeği Türk, Türk, Türk dedi. Sen köpeğe Arap dedin. Ya hep Yahudi. Dişten devam ediyorum. İnsaniyeti kaybolması diş. 381 sözler. İnsaniyetini kaybetmeye vesile diştir. Dişin simgeselliğine girmeyeceğim ha, böyle alimler ne demiş? Birbir üzerine diş gelirse, köpek dişi şov olursa, bu olursa, dişi seyrek olursa, uzuk olursa falan, onlara hiç girmiyorum, o benim işim değil. Ama malumum da var. Hani bilgisine sahibim. Ama demeyeceğim, karıştırmayacağım. Abi dişten dışarı çıkan kötülükler, tırnak da dışarıdan içeri girenler. Böyle bir acayip bir şey oluyor sanki. Yani içindeki, bütün fıtrattakiler. Ya seyret. Yani onu da biliyorum fakat karıştırmayacağım. Şu anda bir parçasını söyledim. Mesela şu parmakların, şu parmağın düz olması, tırnağın şöyle olması, işte bazı insanların eli böyle durması, ben çok rastlamışım. Eli böyle olanları çok rastlamışım. Şu parmak, şu tırnak yani. Şöyle olması. Yani bu din neyse. Çok hayret etmiştim. Çok dehşet almıştım. Ya niye böyle adamın parmağı ya? Niye böyle? Abi ya kalsiyum eksik ya. Yoğurt yemiyor ya. Allah Allah. Ya. Hiçbir tarafı boş değil. Size bir şey söyleyeyim de o kadar. Daha dokunmayacağım. Zor zor tutuyorum kendimi. Patlar gibi şeyim var. Bilgim var bu konuda. Çok canım. Doktora gittiğin zaman sağına soluna bakıyor, çözemiyor. İçini seyretmek istiyor. Ne istiyor senden? Affedersin. İki abdestini istiyor. Büyük ve küçük. Ne yapacaksın doktor bey? Hiç bilmeyen köylü vatandaş. Sen dalga mı geçiyorsun lan? Sen benim bilmem neyimi ne yapacaksın? Dışarı attığın pisliği ne yapacaksın? Doktor dese ki o ekran gibidir, vitrindir, televizyon kadar. Senin içini seyredeceğim. Kim inanır? Ha? Senin dışarıya atılan bilmem o büyük abdestin seni dışarıya taşırsa parmaklar seni ne yapar? Hep tırnaklar ne yapar? En büyük pislik, en büyük pislik şey değil, sırf o değil. Fıkıhta mealini söyleyeyim. Tırnağı kestiniz, koysanız, atsanız o tırnak orada nedir? Necaseti hafife midir, galize midir? Galizedir. Tavuğun pisliği hafifedir. Kuşun pisliği hafifedir. Çocuğun kusması galizedir. Tırnak da budur. Demek ki sırf büyük abdest, küçük abdest de vücuttan atılmıyor. Tırnaktan da atılıyor bütün pislikler. En büyük pislikler tırnakla atılır. Verdiği dalgalar hariç. Aldığı çanak antena hariç. Yani tümsek ayna. Çukur ayna da değil. Etrafını çiziyorum diyor doldur. Tamam. Tümse kaynağıdır. Hiçbir şey boş değil. Zaten de malumda bir tabir var. Kötü hasletler, batıl itikatlar, günahlar, bidalar, manevi kirlerden olduklarını unutmalıyız. He, bir de okur musun yavaş? Kötü hasletler. Kötü hasletler. Batıl itikatlar. Batıl itikatlar. Günahlar. Günahlar. Bid'alar. Bid'alar. Manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız. Manevi kirlerden olduklarını unutmamalıyız. Ya. Niçin kadın tokalaşılmıyor? Haram yani. Niçin haram? Hikmeti yani mi? Çok hikmeti var tabii. Elektrik oradan mı geliyor? Ya. Direkt içeriye hemen tak diye avuç. Direkt giriyor. Direkt içeriye giriyor. İnsanın en zayıf noktası. Tırıt tırıt. Sen iş yaparken, esnafken sakın malı böyle anlatma.
malı satarken böyle elin avucunu göster. Sade, masum, aldatmayan, samimi ve ciddi. Böyle yaparsan hep iter. Konuşurken böyle yapma, iş tehdit parmağıdır mesela. Beden dilini. Mesela bak, Mustafa şöyle dinliyor. Öteki Mustafa, yapma yapma değiştirme. Şöyle dinliyor. Bu Mustafa şöyle dinliyor. O müdür bey şöyle dinliyor. Şöyle dinliyor. Hepsi beden dilidir. Hepsi manadır. Korkmayın, ben anlamıyorum. Sen abi hiç bozmadım seni. Allah aşkına söyleyeyim, bu nedir? Hayret ve dehşette kalmak. Evet, bravo. Evet. Hayret ve dehşettir bu. Senin yaptığın şu. Yani tahmini söylemiyorum. Buna ait çok okumuşum. Abi Mesnevi'de bununla ilgili bir yer var. Diyor ki, kesene tekessürün müntahası neticesi olan insanın sahife-i vecinde, cephesinde, cildinde, ellerinin işlerinde, kalemi kaderiyle pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Şunlar. Malumdur ki insanın şu sahifelerinde yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, hareketler, ruh-i insanide bulunan manalara, maneviyatlara delalet ettikleri gibi fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara işaretler vardır. Arkadaş, insanın geçen sayfalarında kaderin yazdığı haşiye tesadüf ve ittifakın duhlüne bir menfez bırakmamıştır. Sayfa? Sayfa 103. 103. Çok merak etmiştim bunlar. Niye benim, niye parmağım uzun, niye düzgün, niye yamuk, niye ince, niye bu mu? Neyse, yani hiçbir yerde, affedersin çok üzülüm, bir daha söyleyeceğim. Gerisini siz tamamlayın. Dışarıya atılan büyük abdest senin içini dışarıya taşıyor da bu ne yapar? Bu da ne cansın? Burada bulunuyorsun, namaz kılabiliyorsun. Tırnak burada. Tamam mı? Bak işte. Karnında pislik var, namaz kılabiliyorsun. Dışarıya attığın zaman bu şeyler orada olmuyor. Tırnak kestim, oraya çarparsam necis oluyor da elimdeyken niye necis değil? Karnındayken niye necis değil? İnsan beşer gelecekte keşfedecektir. Tırnakların üstünü. Kadın niçin tesadüfen kapatır? Tesadüf mu zannediyorsunuz? Niçin boyaya ihtiyaç duyar? Bunu tesadüf müdür? Güzel göstermek için mi olduğunu zannediyorsunuz? Niçin kamufle ettiriyor ehli sındıka? Niçin boyalattırıyor? Çanak antenin boya atın bakalım, çanaklığı kalır mı? Özelliği gidiyor. Şimdi buralar çıktığı zaman ki onlar için malumdur, zındıklar biliyor. Tokalaşmak burada oluyor. İki tane bu birbirine geldiği zaman seyret gümbürtüyü. Batını bilmiyorsun ki. Erba habisenin ne olduğunu bilmiyorsun. Dabbetulaz nasıl girdiğini bilmiyorsun ki. Dabbetulaz direkt giriyor, onu söyleyeyim size. Direkt giriyor Dabbetulaz. Bunu reddetmeye muvaffak olamayan içeri gireni dışarıya zor çıkartır. Peki dışa devam ediyoruz. Bugün bitireceğimi söz verdim ama zannetmiyorum herhalde. Acelimiz de yok. 5 tane demiştik derste. Bu 4 mü 5 mi? 5. Biraz hızlı gideyim. Başka bir yer okuyorum. İnsaniyetinin kaybolması 381. İnsaniyetini kaybediyormuş diş. Kaybetmesinin sebebiymiş. Başka? Kendini kaybettirecek, ihtiyarı ve iradeyi ortadan kaldıracak zeminlermiş. 430 sözler. Diş. İhtiyarını ve iradesini ortadan kaldıran fiilleri simgeler diş. 430 sözler. Diş, gayz ve nefretin simgesidir. 547. Gayz ve nefretin simgesiymiş. Diş. Dişinin de kirasını isterler. Diş, ihtiras ve parçalamak simgesidir. Büyük Mesnevi Nüre 368. Diş, değirmen gibi fikirlerin öğütülmesi lazım dimağda. Körü körüne sokmamakmış. 608 sözler. Mesela değirmen düşün. Sabit taş var. Tamam mı? Sabit taş var. Onun üzerine oynak taş var. Değirmen.
Buğdaya atarsanız taş taşı yemez hem de un olur. Buğdaya atmayın taş taşı yer biter. İşte psikolojik bozuklukların sebebi dimağda 7 tane taş birbiri üzerinedir. 7 tane taş. Değmendir bu. Eğer ilim denilen malumatları atarsanız bir tanesi böyle çalışıyor, bir tanesi böyle çalışıyor, bir tanesi böyle çalışıyor, bir tanesi böyle çalışıyor. Dimağ 7 tane değirmen taşı var. Birbiri üzerine çalışıyor. İlim ve malumat atarsak meyve alırız. Eğer ilim ve malumatla beslemesen dimağı, psikoloji 7 tane hastalığın temeli çıkar. Panik, panik atak, depresyon, duygu kontrolsüzlüğü, konuşma kontrolsüzlüğü, öfke kontrolsüzlüğü vesaire. Bir sürü şeyler çıkıyor. Tamam mı? Şimdi ne anlatacağım? Dimağı ilim ve malumat atmasanız bu değirmen ses çıkar. Niye kötü kendimi hissediyorum? Bundan kaynaklanıyor. Hani dimağı da buradan iki tane şey var. Değirmen taşı. Sabit ve oynak. Aşağıdaki damak cinselliğe, yukarıdaki dimağı simgeliyor. Değil mi? İki değirmen. Kuvve-i şeyviye, kuvve-i akliye. Gadabiye yok. Gadabiye yok. Giren, sokan. Diş etlerinin aşağıda ve dişlerinin yamuk yumuk olmasından şehvetini seyredersin adamın. Üstündeki dişlere bakarsan dimağdaki muvazenesizliğine, muvazene olup olmadığın dişinden de seyredersin. Eski büyük sanatlar kişinin simasına bakıp kapatma elini. Ben anlamıyorum, korkma. Hayır, hayır. Bize bayanlar gibi kapanacağız herhalde. Sana bir karşısında. Bilmiyorum. Tırmanla gideceğiz falan. Ama ben bilmiyorum. Ahmet İbedevi neydi? Peçeli dolaşıyordu. Nurundan karşılar ölen olmuş. Baylan olmuş nurundan. Onun için Ahmet İbedevi siyah peçeli takmak zorunda kalmış. Karşıdakiler baylıyormuş. Hepten açık olmuş yani. Yani iki tane fıtrat var. Deniz düşeni dışarıya atar. Göl düşeni gömer içeriye. Deniz fıtratlar düşeni atar dışarıya. Bu çok zirvedeymiş. Tamamen nuru dışarıya vurmuş. Ruhu tamamen şuraya aksedince karşılar bayılıyormuş. Ölen olmuş. Onun için peçet takarmış. Kadın kendisini örtmüyor. Kendisini gizliyor. Gizliyse kıymet. Fıtratını şey yok. Örtülmek. Ya. Bak öğütüyor. Burada değirmende burada da bahsettik. Kuvve-i akliye, kuvve-i şehriye, kuvve-i gadabiye. Üçünün birleştiği. Abi suçu işlemek mi daha kötüdür? Delilleri yok etmek mi? Suçu yok etmek mi? Delilleri yok. Suç, bak şimdi. O bir şey değil. Suç bir şey değil yani. Suçun tövbesi var ama delilleri yok etmek kast ediyorsun. Mesela suça düşersin. Mesela insan her günah bilerek yapmaz. Kalk dürküldür, düştün. Tövbeli döner. Ama o delilleri tekrar devam ettirmek, o sistemi takip etmek, o günahı tekrar zemin hazırlamak, o çok korkunçtur. Bence suçu işleyen dil, evet, delilleri yok edendir diş. Bu yüzden sanki diş biraz daha ön plana, evet, çıkıyor. Evet. Mesela İmam Azam'ın bir sözü var. Gireni ne girmişse, miktarı ve ne girmişse helal ara. Kontrol edemeyen hangi yollarla çıkacaksa o yolları kontrol edemez. Buradan gireni hangi yollarla çıkıyor malum. O yolları kontrol edemezsin. O yolları kontrol etmenin yolu buraya giren yolu kontrol edeceksin. Türkiye'de esrarcıların peşine koşma. Hangi yola giriyorsa o yolu kes, içeride bit. Bak bak 740 şaşıracaksınız. Diş nereye simgeliyor? Diş menfi milliyetçiliktir. Gayz öfke, nefret simgesidir. Menfi milliyetçilik de parçalar dişle. Mektubatta diyor zaten parçalamak. Parçalamak. Kardeşini parçalıyor.
menfi milliyetçilik, diş simgeliyor. Sima güzelliği, simaların değişimi mesi manevidir. 108. Yani insanın manevi domuz mu, maymun mu, tilki mi, yılan mı, ayı mı, domuz mu olduğunu nasıl anlarız? Simasından bellidir. Allah Resulü zamanından önce Allah ruhlarını cesedine dönüştürmüş. Yani insanda maymun olmuş. Maymundan insan olmamış da insandan maymuna döndürülenler var. Çünkü Kur'an'da var domuza, yılana. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu şeyde Kur'an'da gördüğü için Miraç'ta Rabbinden istedi ki ümmetini bu hale getirme diye. Çünkü o fiillerin kendi ümmetine daha beter olacağını biliyor. Allah söz verdi ama peygamber şunu söylemeyi hiç yapamadı. Maneviyatını da yapma demedi. Şeklen çevirmeyi istedi. O da Allah şimdi onun hatırına kimse domuz olmuyor. Ama siması tam domuz. Onu yapmayacağını diye onu da istemedi. De bakın dikkat edin metrolarda şurada burada. Bakmayın da ilişirse tam bir domuz. Mesela dün iftara gidiyordum karşıya. Bir adam gördüm. Sigarayı kastemen takkeli olduğum için buradan böyle yapıyor. Baktım ona. Acaba hangi kategoriye gidiyor? İyice yoğunlaştım ona. Maymun mudur dedim. Hiçbir şey değil. Ondan sonra tilkiye baktım. Aşmış. Yılana baktım. Ulan yılanlık var. Öflemesi o taraftan havaya kasten ayı. Tecavüz ediyor. Yaklaştıkça uzağı görmedim. Yaşta bir baktım ki haza domuz. Namus da yokmuş. Az kaldı orucuma zarar geldi. Kusmam geldi. Kusmam oluyor. Domuz görünce yani domuz gibi oluyor. Menfi milliyetçilik diştir. Sima güzelliği, simaların değişimi mesi maneviymiş. Onun da acaba sıralaması var mı abi? Hangisinin? Manevi olarak güzelmiş. Var. Öyle diyor. Bölüm bölüm var. Mesela şu bölüm. Göz direkt ustad söylüyor. Münafık bahsinde söylüyor. İnatı inada. Göz kalbin aynasıdır. Göze bak kalbi seyret. Hiç şüphesi yok. Bazı gözler en gerek ilanı gibi neye sokar? Bakamazsınız. Korkma. Gözü aşağı yani şey var ya Hazreti Osman'ın şeyi. Bu gözlerle günahlara bakarsınız. Sonra gelip bunlarla bize bakarsınız. Osman Hazreti Osman sözü. Evet. Vermiş yani. Peki ustad ne diyor? Ustad diyor ki mesela gelenlere bana bakmayın derdi. Çünkü şu anlarda diyor ki hadisi kullanalım şimdi. Göz insanı mezara, deveyi kazana. İşlediğimiz günahlar kalbe işleyip siyahlandıra göz çukur ayna içeriden dışarıdan tümsek ayna. O bütün günahları toplanıp bir noktaya vuruyorsun. Onun için en gerekli yılanı gibi adamın gözüne bakamazsın. Böyle masumiyeti gözde çapar. Yalan konuşan göze bakamaz. Göz hemen çıkar. Allah Allah. Başka değiştirelim. İnsan, ifrit, akrep, ejderhalar ve kurtlar simgesi. Büyük mesnevi 350. Diş, ifrit, ejderha, kurt. Vazifesi yapıyormuş diş. İfrit akıllı limon şey yapıyor. Evet. Üst diş. Üst diş kuvve-i akliye, aşağıdaki kuvve-i şeyviye, değirmen. Bu da kuvve-i kadar soktuğu. Diş, Yecüc ve ahlakta. Allah'a emanet ya, Allah. Kurt da okuyacağız. Tırnağa devam ediyor. Şimdi tırnağa geçtim. Bir nev olduğu nasıl ortaya çıkar abi ya? He? Bir nev oldu yani tek bir şahıs değil. Tek bir şahıs değil, nevdir gördün mü? Nevdir, hakikaten nev.
çeşit. Her şeyi kullanmış yani her şeyi. Öyle nedir? Kastamonu'da bir tabir var da, düşman tarafının en büyük ordusunu, cihazat-ı muharebesini, kendi tabana imdat ve kuvve-i manevesini, fevdala takviye için her vasıtayı istimal ederek. Evet. Tırnak. Şuradan alayım ilk önce. Tırnak, psikolojik bozuklukların, en çok ve sıklıkla başvurdukları rahatlama yöntemi tırnak yemektir. Tırnak niye yer? Psikolojik bozuklukların en bariz, en açık alameti için dışarıdaki vuruşu şeydir, tırnak yemektir. Dışarıdan içeriye giriyor. Tırnaklara bakılarak hastalıkların teşhisi, tespiti yapılmakta, hatta kişiye has özel bilgiler saklanmakta olduğundan parmakların ve tırnakların pek etrafa gösterilmemesi gerekiyor. Hele yurt dışına çıkanlar için. Tırnağa bakılarak hangi madenlerin ne kadar olduğunu vücutta gösteriyor. Saçlar beynin genel durumunu gösterir. İnşallah gelecekte çıkacaktır. Şu saçlar aynı karaciğer, böbrek gibi bir organ olduğu çıkacaktır. Tırnak da öyle. Organ çıkacak. Öyle bir bölüm çıkacak ki saç ve tırnak bölümü çıkacak. Karaciğer, dallak, diyaliz bölümü, şeker bölümü çıktığı gibi. Anladık değil mi abim? Tırnaklara bakılarak hastalıkların teşhisi, tespiti yapılmakta, hatta kişiye has özel bilgilerin saklanmakta olduğunu, parmakları ve tırnakları pek etrafa göstermemek gerekiyor. Ellerine yüklemiş. Peki ehli ne niye gösteriyor? Allah bunu niye yapıyor? Benim anladığımı söylüyorum. Müslüman da Müslümana itham değil. Bakar eline, ayağına, tipine. Ona göre davranır. Müslüman da Müslümana düşmanlık olmaz. Ona göre tedbir alır. Mesela niye simada haber vermişler? Onu aileden dışarı vurmak değil. Mesela saçı dökük olana diyor, saçı dökük olanlar, yani ticarette daha temkinli, daha ciddi yap. Niye? Bak, kavgayı ortadan kaldırıyor. Saçı beyaz olan şudur diyor. Ona göre davran diyor. Dökük olanlar öyle miydi abi? Niye demediniz bunu? Saçı dökük olanların ahlakı ağır olur. Geçimi zor olur. Peki bu, bunu duyan saçı dökük adam ne diyecek? Ha, karşıki tarafı suçlama. Ben de bir ahlak geçimsizliği var. Zaafımı bileyim daha iyi. Terbiye olmak kolaydır. Şimdi yani hastalığı ilaç mı daha önemli? Teşhis etmek mi? Teşhis etmek daha önemli. Ha o zaman saçı dökük olan şunu diyecek. Benim geçim ağırdır. Ona göre tepkini davran. Karşıki taraf der ki bundan geçim şey. Tedbirimiz var yapalım. Bak kavga gitti. Peki onun psikolojisi bozulur mu? Hayır. Kendisi de söylüyor, ben geçimim ağrım ya. Ben ağır geçimli insanım. Mesela böyle böyle konuşuyor. Ya getirmedin malı ya, sen şey yapmadın. Tehdit parmağını kullanıyor. Adam bu saldırgan yani işte. Yani bunlar birbirlerini aşağılamak için değil, aradaki uhuvveti teşhis etmek ve kavgayı kaldırmak için kullanılıyor. Evlilikte kullanılıyor. Parmağa bakılıyor, simaya bakılıyor. Allah Resulü'nün saçları dalgalıydı, böyle şeydi. Niye? Mesela bunu şöyle olan, böyle olan. Yani irtibat kurarken, münasebet kurarken sağlam zemine şey yapıyorsun. Kavga etsek mi daha iyi ya? Ben tedbir alırım. Uzun adama, uzun bir adam. Hatice, ben iş yaparken dikkat ederim. Şöyle şöyledir. Adam öyledir. Yani Müslümanlar kavganın ortadan kaldırıyor. Kavga sebepleri kalkıyor. Ahmaklık yapmıyor insan. Sırf Müslümanlar Müslüman değil ki. Müslüman kafirle münasebet kuracak. Ona göre davransın. Renkli gözler için mesela sana bir derdi. Uzak dur, bakma. Nazarı çok olur. Çünkü onlar duygularını kontrol edemezler. Şak diye çakar. Çocuğuna bile nazar eder o. Ne yapması lazım? Maşallah diyecek odaya. Maşallah maşallah çocuğa öyle bakacak. Savunmasız olan en
En çok çocuğa ne zaman nazar girer? Uyurken. Hiç savunması yok. Allah! O kadar bir güzeller çocuk. Bir de uykuda tamamen masum oluyor. İki güzel. Sen de bir de maşallah demedin, şöyle yaptın yatakta, çocuk yatıyor. Maşallah. Bitti. Çocuğun şansı yok. Ama şöyle yapacaklar odaya gir. Maşallah maşallah. Ya kardeşim kural ya. Sistem çalışıyor. Benim işim, gücüm, aklım sistemi çözmek. Sistem nasıl çalışıyor? Tırnağa bakılarak hangi madenleri ne kadar insanda olduğunu gösterir. Demir ne kadar eksik? Şu ne kadar eksik? Adam tırnağa bakarak meyve yiyip yemediği belli oluyor. Saçlar beynin genel durumunu gösterir. Kadınların tırnaklarını uzatma istekleri, nerede uzatma? Kadınlar niçin tırnaklarını uzatırlar? Niçin isterler bunu uzatmayı? Çok şey anlatırsak ortalık karışacağından demeyeceğim. Hangi duygularından dolayı bunu ihtiyaç duyarlar? Çok ciddi. Yani onu nasıl koruyor? İmanını o kadar korumuyor. Tuvalete gidecek bunu ne yapacak? Temiz banyo yapacak bunu nasıl kullanacak? Hayret. Bu kadar zor işi nasıl beceriyor? Demek ki çok ciddi bir ihtiyacı var. O nedir? Girmeyeceğiz. Kadınların tırnaklarını uzatma istekleri normal mı zannediyorsun? En bir parçasını söyleyin. Kendisini aşağılık kompleksine düçar olmuş, aşağılandığı inanmış, erkeklik yapmak, kavamlık yapmak isteyen kadınların özelliğidir. Böylelikle hakim olma, yani kök salma, yani ahtapot gibi sarmalama simgeler. Buna ihtiyacı vardır. Çünkü özgüveni yoktur. Hiç yoktur. Kavamlığın en büyük belirtisidir. Erkekli, yani kusura bakmayın, silersiniz. Bunu da bilmeniz lazım. Tırnağı uzatan kadının ruhu erkektir, cesedi kadındır. Çünkü kavamlık yapa yapa buna hakim olma, kavamlık lider olma ve herkesi üstünlük şeyi, bu acizliğin. Çünkü aczi gösteren gururun ile, zaafı gösteren kibrin ile diyor. 23. sözde. Aciz insan gururlu olur. Kim gururlu? Acizliğini bastırmak için. Korkak adam cesur gibi olur. Evet, dağda mesela ahıra hayvanları koydum ben. Hayvanları koydum, iniyorum. Nerede? İlkokula bile gitmiyorum. 5-6 yaşındayım. Çobandık dedim. Dedem önceden gitti. Sen ahıra koy yavrum. Ben bu yola gidiyorum. Sen ahıra koy gel. O yukarıdan gitti. Ben de buradan gideceğim. Ama orman kardeşim orası korkulu. Akşam okunmuş çoktan yatsıya doğru. Ormanda çocuk yani 5-6 yaşında. Korkumu nasıl bastırıyorum? Sanki birisi var karşıda. Ey! Vadiye dede! Tamam tamam. Tamam. Sanki bir cevap geliyormuş da cevap veriyor. Uzaktan bakan eder. Ulan ne cesur çocuk ya. Dağ başına geçirmiş ya. Bir de bana sor. Altımı pislemiş korkudan. Korkudan türkü söyler. Korkudan bağırır. Ha, atsı gösteren gururun ile, kibir, zaafı gösteren kibrin ile. Yani korkan adam cesur davranır. Tamam. Tırnağı uzatan kadın o kadınlık sıfatını, özgüvenini kaybettiğinde erkekleşme fıtratına doğru şey yaptığından ahtapot gibi hakim olmak, tırnak. Hakim olmak tırnağına. Saçı uzatan erkek de bunun tersi oluyor. Görünme erkek ama içeride kadınsı. Dikkat edin uzun saçlara bakın. İyi, iyi falan. Kadınsı böyle. Nazik, nazenin böyle. Ne kadar keserse o kadar erkektir. Kardeş bunlar realitedir. Yani şunu bilin. Bir insan, bunu unutmayın bak bana yönelin. Bir insan bir şeyi yapmaya niçin ihtiyaç duyar? Ha? Bir ihtiyaçtır değil mi? İhtiyaç. Peki onu niçin ihtiyaç duyar? Demek ki içeride bir zaaf var. Abi onu niyet etmedim. Büyük abdeste de niyet etmedin ama doktor senin içini seyrediyor.
Ha, uzun saçlarında ruhunun kadınsı, uzun tırnaklarda erkeksi ruhlar vardır. Bunu ister kabul et, ister etme. Eskiden peki nasılmış abi, tam tersi öyle bir şey olmuş herhalde. Sahabeler herhalde dörtlenmiş. Uzun saçtaki kası şu. Çok azmış, şuraya geliyormuş. Tamam mı? Onu da kum fırtınasında daha çok kullanıyorlardı. Kum fırtınası olduğu zaman şey yapmadıktan bu saçlarınla burunlarını kapatıyorlardı. O ihtiyaç için kullanıyorlardı. Ticaret yapanların saçlarını uzatırlardı peygamberlerde de. Fırtına, çöl insanları oldukları için kum hücum ettiği zaman nefes alamazsın. Ya örtüyü nerede bulacaksın her daim? Her daim elindeki silahtı saç, kapatıyorlardı. O da sonuçta bir ihtiyaçtan yani. İhtiyaçtan geliyordu. Onun için yapıyordu. Senin böyle bir ihtiyacın var mı? Yani mesela şöyle misal vereyim. Develerin niye kaşları ve burunlarında tüyler vardır? Çünkü çöl hayvan olduğu için rüzgarda kattığı için onlar kapatır. Toz giremez. Peygamberlerin kısmı saçlarının uzun olması çöl insan çölde bulundukları için kapatmak. Bazen de tesettür içindir. Kapatırlarmış böyle. Oradan geçerken kimse tanımazmış. Yapmış olacağız belki biraz ama hani ihtiyacı binaen yapmak deyince dört eş almak da yani bugün o şekilde yorumlanabilir mi? Hayır. İhtiyaçtan değil. Değil. Yani zafiyetinden. Başka? Silah-ı Rahim'in ha o şey yapmıştık. O biz tırnağı iki yerde bir yeri şey yapmıştık, bir yere atladık tırnakta. Silah-ı Rahim'in kesilmesi, tabi delil isteyecek yeri. Silah-ı Rahim'in kesilmesi simgesi, Hutbe-i Şame 142, Sözler 381, Mektubat 276. Gene tırnağa devam ediyoruz. Ama biz tırnağı bitiremeyeceğiz. O zaman ezan dokundu, bir saati geçti değil mi? Geçti bir saat. Tamam. Bir saat 10 dakika. Bir saat 10 dakika. O zaman tırnağı yarın. Tamam. Vâhir davâhum en elhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs selâvâtu.